Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni YouTube stüdyodaki özelleştirme kısmı nasıl ayarlanır bunu göstereceğim. Arkadaşlar kanalımızın temel ayarlarını eksiksiz bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu ayarları yapmamız için YouTube stüdyoda sadece tek bir sekmeyi iyice doldurup kanalımıza göre ayarlamamız gerekiyor. Ve ben bu videomda sizlere kanal özelleştirme kısmı nasıl ayarlanmalı neler yapılmalı bunlar hakkında bilgiler vereceğim ve siz de kendi kanalınızda bunları uygulayacaksınız. Hem kanalınızın daha güzel görünmesini sağlayacaksınız hem de izlenme arttırmaya yönelik bazı bilgiler vereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu tarzda daha fazla video istiyorsanız eğer aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi YouTube'da ana sayfadayım. Şu anda sıfırdan açılmış yepyeni bir kanal var görmüş olduğunuz gibi bu kanalın sizlerle beraber bu videoda tüm özelleştirmelerini yapacağız, tüm ayarlarını yapacağız ve sizlere de çok güzel bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar YouTube Studio'ya girmek için kanalımızın ana sayfasındayken hemen sağ üstten kanal logomuza tıklıyoruz. Daha sonra buradan YouTube Studio'ya tıkladığımızda karşımıza YouTube Studio açılıyor arkadaşlar. YouTube Stüdyo açıldıktan sonra kanal özelleştirme butonuna basmamız gerekiyor. O da nerede arkadaşlar? Hemen sol kısımda aşağıya doğru indiğimizde gördüğünüz gibi özelleştirme butonunun olduğunu görüyorsunuz. Tıklıyoruz arkadaşlar özelleştirmeye ve daha sonra karşımıza birçok seçenek çıkıyor. Bu seçenekleri doğru bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Kanalımıza göre doldurmalıyız. Ee, Şimdi öncelikle ben size kendi kanalımdan örnekler vereceğim. Burası arkadaşlar bizim şu anki kanalımız yani Kerim Demir kanalımızın özelleştirme bölümünü bu şekilde ayarlamıştım. Ben onu hemen göstermek istiyorum. Düzen kısmına geldiğimiz zaman öncelikle arkadaşlar burada abone olmayan kişiler için kanal fragmanı diyor. Bu ne, ol ne anlama geliyor? Kanalınıza ilk defa giren birinin yani kanalınıza abone olmayan birinin Kanalınıza girdiğinde karşısına çıkacak olan video. Bu tabii ki masaüstü bilgisayarlarda görünen bir olay arkadaşlar. Yani telefondan girdiğinizde burası e, fragman gözükmeyecek. Yani gözükecek ama otomatik olarak açılmayacak. Ama yine de eklememizde tabii ki fayda var. Yani kanalınıza abone olmayan kişiler için bir fragman seçmenizi istiyorlar arkadaşlar. Seçmek için hemen şuradaki 3 tane nokta var. Buna tıklayıp videoyu e, ekle tarzında bir şey çıkacak burada. Ben de şu an olduğundan dolayı böyle videoyu değiştir diyorum ben size göstermek için ve burada arkadaşlar yüklemiş olduğunuz videolar çıkıyor. Buradan da herhangi bir videonuzu üstüne tıkladığınızda otomatik olarak videonuz buraya gelecektir. Daha sonra geri dönen aboneler için öne çıkan video var. Bu da arkadaşlar kanalınıza abone olan kullanıcılar eğer kanalınızı tekrar ziyaret ederlerse karşısına çıkacak olan video. Onu da yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki 3 noktadan Seçebiliyorsunuz ben şu an iki tane böyle Video koydum ee, Kanala abone olmayanlar için bu videoyu koydum çünkü bu video daha dikkat çekici Olduğunu söyleyebilirim Ama abonelerim için kanalı tekrar ziyaret edenler için de böyle bir video koydum arkadaşlar. Şu an böyle görmüş olduğunuz bir iki tane videomuz var. İsterseniz siz kanalınızla alakalı bir fragman hazırlayıp onu direkt buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten burada kanal fragmanı diyor. Ama ben pek gerek duymadım buna. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aşağıya doğru geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi öne çıkan bölümler var. Bu nedir arkadaşlar? Onu da hemen size göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle kanalıma gitmem lazım. Kanalıma tıklıyorum arkadaşlar. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi hemen fragmanın burada çıktı. Aşağıya doğru geldiğimde burada görmüş olduğunuz gibi bölmeler var arkadaşlar. Böyle favori videolarım internetten para kazanma tarzında videolarımı bölümlendirmişim. Yani kategorize kategori haline getirmişim. Şöyle aşağıya doğru indiğimde de zaten siz de görüyorsunuz bayağı zengin güzel bir kanal ana sayfası hazırlamış olduğumu şu an gördünüz. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bunu yapabilmek için tabii ki öncelikle oynatma listesi oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben hemen şu sıfır kanalıma gelip size göstermek istiyorum. Düzendeyiz hemen. Öne çıkan bölümlere geliyorum arkadaşlar. Burada bölüm ekle butonumuz var. Buna bastığımız zaman arkadaşlar hemen şurada görüyorsunuz zaten. Burada ekleyebileceğiniz birkaç tane listeyi bize gösteriyor. Tek oynatma listesine bastığınız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an hiçbir oynatma listemiz olmadığı için herhangi birini seçemiyoruz. Oynatma listesi oluşturmak için tıklıyorum arkadaşlar oynatma listelerine. Daha sonra sağ üstten yeni oynatma listesine basıyorum. Burada başlık ekleyin diyor arkadaşlar. Mesela ben e, kanalımda şöyle bir içerik içerikler üreteceğim diyelim. Hepsini aynı listenin altında toplayabilmek için bir oynatma listesi oluşturmam gerekiyor. Mesela internetten para kazanma diyorum. Şöyle internetten para kazanma adında bir liste oluşturuyorum ve bütün para kazanma videolarımı bu listenin içine koyacağım. Oluştur diyorum. Biraz bekledikten sonra hemen karşıma zaten geliyor. Tamam, oynatma listemizi hazırladık. Daha sonra tekrar özelleştirmeye geliyorum ve aşağıya doğru indiğimde bölüm ekle butonumuz çıkıyor. Bölüm ekle'ye tıklıyorum. Tek Oynatma Listesi diyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Oynatma Listemiz çıktı. Tıkladığımda hemen buraya Oynatma Listesi geldi. Ama şu an tabii ki içinde video olmadığından dolayı kanalımızda gözükmez arkadaşlar. İçinde video olması gerekiyor. Yüklenen Videolarımız ve Kısa Videolar diyor arkadaşlar. Bölüm Ekleye bastığımda yüklenen popüler videoları da yine videomun kanalımın ana sayfasında gösterebiliyorum. Mesela ben nasıl yapmışım? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada Oynatma Listelerim var. Aşağıya doğru indiğimde bakın yüklenen popüler videolar diye bir listede oluşturmuşum bunu da buraya koymuşum burada da en çok izlenen videolarımı görüyorsunuz zaten aşağıya doğru indiğimde de aynı şeyler var hemen şöyle yukarıya tekrar çıkalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oynatma listelerini oluşturdum bunların listesini sırasını ayarlamak için de şu iki çizgiye dokunup şöyle yukarı kaydırdığımda görüyorsunuz arkadaşlar hemen kendi yukarıya doğru çıkıyor zaten. Onun dışında bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar, bunların hepsini ayarladıktan sonra hemen sağ üstte yayınla butonumuz var. Buna basmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben şu anda basmayacağım ama siz burayı ayarladıktan sonra yayınla butonuna basmanız gerekiyor. Daha sonra geliyoruz markalama yerine. Bu da arkadaşlar kanalımızın profil resmini, banner resmini, daha sonra filigranını ekleyebileceğimiz alan. Burası gerçekten önemli arkadaşlar. burada Profil resmini eklerken bize zaten tam olarak bilgiyi veriyor. Yani diyor ki en az 98'e 98 bir e, resim ekleyin. Veya en fazla 4 MB olan bir resim kullanmanız önerilir denmiş arkadaşlar. Benim size önerim yine 300'e 300 veya 500'e 500. E 500 bir fotoğraf eklemeniz olacaktır. Onu da tabii ki isterseniz Photoshop'tan, isterseniz normal bir fotoğrafınızı koyup daha sonradan kırpabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim gibi normal bir fotoğrafınızı buraya ekleyip daha sonradan kırpmanız mümkün. Aşağıya doğru indiğimde banner resmi diyor arkadaşlar. Banner çok fazla önemli bir şey değil arkadaşlar. Eskiden önemliydi çünkü eskiden daha fazla masa üstünden giren ziyaretçiler oluyordu ama şu anda herkes mobilden girdiği için çok fazla bannerın bir önemi yok burada demiş ki 2048'e 1152 çözünürlüğünde bir banner yükleyebilirsiniz demiş banner nasıl yapılacağını bilmiyorsanız arkadaşlar kanalımda videosu var şöyle aramaya hemen banner yazdığımda karşıma zaten çıkacaktır görmüş olduğunuz gibi birçok banner yapımı videosu kanalımda mevcut onları izleyerek banner yapmayı öğrenebilirsiniz Banner'ı yaptıktan sonra arkadaşlar burada yükle butonumuz var. Yükle butonuna basıp banner'ımızı yükleyebiliyoruz buraya. Bu kadar. Daha sonra aşağıya geliyorum. Burada video filigranı var. Video filigranı nedir arkadaşlar? Şu an siz bu videoyu izlerken ee, nerede olur? Şurada buralarda bir yerde arkadaşlar bir filigran var. Abone ol yazar. Mesela ben şöyle kendi kanalıma gelip göstereyim. Şöyle bir abone ol butonumuz var arkadaşlar. Böyle bir filigran var. Bunu e koyduktan sonra veya nasıl koyacağınızı da göstereyim arkadaşlar. Google'a, e, YouTube abone ol, filigran yazabilirsiniz. Oradan bir tane kullanabilirsiniz veya biliyorsunuz ki bizim bir dükkanımız var arkadaşlar, Kerdem Shop adında e, aşağıya linkini bırakırım. Orada bizim güzel hazır filigranlarımız da var. Ben de şu an o filigranlardan birini kullanıyorum. Siz de onlardan birini kullanmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmındaki butona tıklayarak dükkanımıza gidebilirsiniz ve bu filigranlardan alabilirsiniz. Hemen şöyle tekrar gelelim. Filigranımızı koyduktan sonra da arkadaşlar şöyle bir ekran çıkacak. Görüntüleme süresi diyor. Bu da filigran ne kadar gözüksün? Yani videonun sonunda mı gözüksün yoksa siz özel bir başlangıç zamanı mı seçersiniz? Yani o saniyede mi gözükmesini istersiniz? Veya tüm videoda mı gözüksün diyor. Ben tüm videoyu işaretliyorum. Yani video filigranı tüm videoda gözüksün arkadaşlar. Bunu işaretledikten sonra tekrar sağ üstten yayınla butonuna basarak bunları da kaydetmiş oluyorsunuz. Peki, geldik temel bilgiler kısmına. Temel bilgiler nedir arkadaşlar? Onu da hemen sizlere söyleyeyim. Temel bilgilerde kanalımızın e, hakkında kısmını düzenleyebiliyoruz ve aynı zamanda kanal adını da düzenleyebiliyoruz. Yani kanal adını hızlı bir şekilde bu temel bilgiler kısmında değiştirmeniz mümkün. Mesela benim kanalımın adı şu anda Kerim Demir. Ben şuna bastığım zaman arkadaşlar adım ve soyadım olarak kanalımın adını değiştirebiliyorum. Siz tabii ki marka olarak açtıysanız burası daha farklı gözükecektir. Daha sonra aşağıya doğru geliyorum. Burası kanal açıklaması. Kanal açıklaması nedir? Hemen şöyle hakkında gelip göstereyim. Kanal açıklama kısmı burası arkadaşlar. Yani kanalın hakkında kısmında yazan o yazı burası. Buraya da yine kanalınızı kısaca özetleyen bir metin yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada mesela YouTube'da işte kanalda neler paylaştığımı anlattım ufak bir yazı yazmışım. Daha sonra da demiştim ki işbirliği ve reklam hakkında bilgi almak için mail atabilirsiniz tarzında bir yazı yazmışım. Siz de buna örnek olarak bir şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra aşağıya doğru geldiğimizde kanal URL'si diyor. Kanal URL'si alabilmek için arkadaşlar kanalınızın en az 100 abonesi olması gerekiyor ve aynı zamanda 30 günlük bir kanal olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu koşulları karşıladıktan sonra özel URL alabiliyorsunuz. Mesela ben şöyle temel bilgiye gelip size göstereyim. Burada arkadaşlar benim kanalımın özel URL'si bulunuyor. Yani ben bunu dediğim gibi hani birkaç tane koşul var. Bunları karşıladığınızda özel olarak bir URL alabiliyorsunuz. Yani çok fazla uzun bir link kullanmaya bu linki kullanmanıza gerek kalmıyor. Daha kısa güzel bir linkiniz oluyor. Bağlantılara geldiğimizde arkadaşlar bağlantılar nedir hemen onu göstereyim sizlere. Ana sayfaya gelip hemen gösteriyorum. Şu an burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bannerımın hemen sağ altında Instagram'da takip et veya burada dükkanımızın linkini koymuşum. Direkt ikonları gözüküyor. Yani tıklanabilir şeyler bunlar üstüne girip tıklayabiliyorum. Bunu yapabilmek için de arkadaşlar buradan temel bilgilere geldikten sonra bağlantı ekleye tıklıyorum ve bağlantı başlığı olarak mesela Instagram hesabım diyorum. Daha sonra karşısına da arkadaşlar Instagram'a hesabımın URL'sini yapıştırıyorum. Bakın kullanıcı adımı değil URL'sini yapıştırıyorum. Yani örnek verecek olursam şöyle pardon. Nokta 0 yapıyorum. Burada benim Instagram hesabım var arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazmanız gerekiyor yani sadece kullanıcı adınızı değil e, URL olarak yazmanız gerekiyor Daha sonra tekrar buradan Bağlantı ekleyebiliyorsunuz yani instagram Facebook Twitter Gibi birçok bağlantıyı Kanal bannerınızın altına ekleyebiliyorsunuz ve daha fazla tık elde edebilirsiniz Daha sonra burada hani bannerınızda kaç tane bağlantı gözüksün onu seçebiliyorsunuz Ve hemen altında da arkadaşlar Eğer kanalınızdan size ulaşmak isteyen kullanıcılar olursa bunlar nereye e-posta atacaklar? Yani nereye mail atacaklar? Onu belirlemeniz gerekiyor. E-posta adresi olarak arkadaşlar kanalınızın e-posta adresini seçebilir yazabilirsiniz. Mesela kerimdemiriletisim@gmail.com yazıyorum buraya ve bana ulaşmak isteyen kişiler burada e, bu maille ileti yollayabiliyorlar. Mesela diyorlar ki sizinle işle ilgili sorular için nasıl iletişime geçebileceğinizi belirtin diyorlar. Biz de buraya mailimizi yazıyoruz. Yani şu anda bu kadar arkadaşlar. Yani ayarlar böyle. Kanal özelleştirme sekmesi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu arada sizlere küçük bir duyurum, duyurum olacak. Arkadaşlar üyelere özel videolar hazırlamaya başladım ve yavaş yavaş daha da fazla video atmaya başladım. Hemen kanalınızın alt kısmında bulunan katıl butonundan Sadece 5 TL'lik bir ücret karşılığında üyelere özel tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Daha detaylı daha güzel videolar orada da hazırlıyorum. Ama aynı zamanda üye olmayan kullanıcılarımız için yani tayfçilerim için de mutlaka videolar atmaya devam edeceğim. Yani çok fazla büyük bir ayrıcalık yapmıyoruz. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.